Saygılar sunuyorum burada bulunduğunuz için, teşrif ettiğiniz için. Bugün sunumunu yapmaya çalışacağım konu aslında bütün bir şark dünyasının ama özelde Osmanlı ve içinde yaşadığımız coğrafyanın, dahil olduğumuz Doğu Akdeniz medeniyeti dünyasının en temel konularından bir tanesi. Gerek musikinin icrasında, uygulamasında, ameliyatında hem de nazari boyutlarında, düşünsel ve açıklama ya dayalı modelleri içerisinde çok temel bir konu, makam kavramı. Bunun zaman içerisinde ne gibi nazari modeller içerisinde ele alındığını, ne gibi kavramlara dayalı olarak anlaşıldığını ve bunlar arasında ne gibi irtibat kanalları olduğunu sizlere kendi araştırmalarımın ışığında aktarmaya çalışacağım. Biraz uzunca sayılabilecek bir sunum hazırladım. Bu yüzden hani aranızda ailesiyle telefon görüşmesi yapmak isteyen varsa bugün eve geç gelebilirim merak etmeyin diye şimdiden aramanızı tavsiye ederim. Sıkılan olursa da ayrıca hiç söylemeye gerek bile yok. Rahatlıkla sunuma ara vermeyeceğiz çünkü. Nasıl arzu ederseniz o şekilde hareket etme özgürlüğünüz hakkınız mevcuttur efendim. Saygılar sunarak müsaadenizle sunuma başlamak istiyorum. Şimdi tabii ilk mesele, burada bir iki tane alıntıya yer verdim. Bu teori meselesi ile ilgili. Çünkü nazariyat çalışmaları, antik Yunan'da teoria diye tanımlanan faaliyet, hem felsefi düşünce tarzının, insanoğlunun düşünme kapasitesinin, dolayısıyla anlama ve yorumlama faaliyetlerinin, hem de bilimsel çalışmaların anahtarı olan bir konu. Hatta bunun süreç içerisindeki gelişiminde bir boyutunun bugün hala bilimsel yöntemlerin en temellerinden bir tanesini oluşturan gözlem dediğimiz hususla da irtibatlı olduğunu biliyoruz. Bir Fransız biyolog diyor ki, yani teori faaliyetlerini anlamak ve konumlandırmak için, teoriler geçer gider ama kurbağa kalır diyor. Dolayısıyla yani işte birileri bir şeyleri açıklamak ister ama kurbağa var olduğu sürece bir başkasının oraya yeniden bakması, orada olup biteni yeniden açıklamaya çalışması, yeni bir model kurması imkanı vardır. Müzikoloji alanından çok değerli bir başka müzikolog, Walter Acherson, özellikle de müzik teori çalışmalarıyla tanınan önemli bir araştırmacı. O da bu müzik teorileri gerek batıda gerekse işte dünyanın farklı yerlerindeki çalışmalara baktığında, yani diyor ki müzik teorileri gelir ve giderler. Aynen Jean Rostand'ın dediğini söylüyor. Ve diyor ki genellikle kullanılışlıklarını kaybetmiş veya daha doğru bir ifadeyle işe yaramaz hale gelmiş olsalar bile varlıklarını sürdürme eğilimini hep taşırlar. Yani teoriler böyle şeyler ve biliyorsunuz bilimde de teoriler yasa değildir. Yani bir açıklama modelidir. Eğer tutarlılıkları ispatlanıyorsa, geçerlilikleri, güvenilirlikleri sağlanıyorsa o teoriler giderek yasa niteliği kazanmaya başlıyorlar. Çünkü istisnai bir hiçbir alan kalmamış oluyor orada. Ama bu var olduğu sürece deneme, sınama, eksikliklerinin ya da ihmal ettiklerinin ortaya konulması suretiyle teoriler her zaman eleştiriye açık alanlardır deyip bu faslı kapatalım. Bir kelime hususuyla ilgili de bir hususu hatırlatayım. Şimdi teori sözü antik Yunan'dan Latin diline, oradan batılı dillere geçti ve bugün yaygın şekilde teori dediğimizde bunu hep bilim alanıyla ilgili bir husus olarak değerlendiriyoruz. Bizim eski kullanımımızda Arapçadan geçen ama birebir Yunanca'daki kelime anlamının birebir çevirisi olan nazariye kelimesi yaygındı ve ben bunu çok tutarlı bulurum. Çünkü teoriya denilen şeyin gerçek işlevini en doğru yansıtan kelimelerden birisinin nazariye olduğu açıktır. Bugünkü modern dünya teoriyi daha çok kuram olarak anlatır ama kuram Türkçe'de de aynen kökünden kaynaklı olarak bir şeyi kurmak ve kurgulamakla ilgilidir. Dolayısıyla kuramsal bir teori ile nazariye temelli, nazariyenin de kökeninde bir noktaya odaklanmak, oraya dikkatle bakmak, orayı gözlemek gibi faaliyetler olduğu için aslında birebir aynı anlama gelmeyen iki tür farklı düşünme ve hareket etme tarzını nitelediğini dikkatlerinize arz ederek devam etmek istedim. Şimdi
ele alacağımız konu bakımından odakta olan kavramımız aslında makamlardan bahsettiğimizde daima perdelerden ve namelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla ezgiden ve seslerin hareket etme biçiminden bahsediyoruz. Veya sesler üzerinde meydana gelen hareketlerden bahsediyoruz. Ya müzisyen olmayan katılımcılar için söyleyelim. Bu melodi lafı da antik Yunan'dan geliyor. Aslında şarkı yapımıyla ilgili bir kavram. Ama hemen hemen tüm dünya müzik kültürlerinde şarkıdan bahsediyorsanız orada aslında melodi, ritim ve sözden bahsediyorsunuz demektir. Antik Yunan'da itibaren Osmanlı dünyasında da musiki yapmanın ana amacı bu ses, söz ve ritim arasında sanatsal yaratı bakımından bir eser meydana getirebilmektir. Bu ister eğitimli çevrelerde, ister geleneksel, kırsal veya şehir merkezleri dışında müzik yapan çevrelerde ana amaç hep bu ezgi dediğimiz şeyi meydana getirmek olmuş. Çünkü sadece söze de değil, çalgısal örnekler de var. Bir çalgıyla uğraşırsınız, oynarsınız, ondan yine sesler çıkartırsınız, melodiler yaparsınız, dans edersiniz, oyun oynarsınız. Ezgiyi nasıl tarif edebiliriz? Aslında ezgide bir seslerin birbiri ardından hareket edilmesi durumu var. Yani bir ardışık bir durum var. Bir sesle belli bir süre durursunuz, oradan başka bir yükseklik, alçaklık bakımından başka bir sese doğru gidersiniz. O hareket tarzı konsept olarak, düşüncemizin temel birimlerinden birisi olarak müzikte ezgi dediğimiz şeyi var eder. Bu geçmiş yüzyıllarda yine name dediğimiz kavramla da birebir ilişkilidir. Dolayısıyla şimdi bu bir noktaya odaklanma, bu müzikte olup bitene odaklanma bakımından düşündüğümüzde teorisyenlerin tarih boyunca iki temel eğilim içinde hareket ettiklerini görüyoruz. Şunu da vurgulayayım, o tanıtım notumuzda vardı ama teorisyen aslında müziğin unsurları ve müziğin o unsurlar arasındaki ilişkileri açıklama çabası içinde olan özel bir insan. Yani her müzisyen teorisyen değildir. Her teorisyen uygulama anlamında müzisyen değildir. Ama teorisyenin en temel faaliyeti müzikte olan ve müziğin unsurları hakkında düşünme, onlar arasındaki ilişkileri açıklayabilme potansiyeli ve eğilimidir. O yüzden nazariyatçı ya da teorisyen dediğimiz insan tipinin tüm bu müziksel faaliyet içinde biraz daha özel, spesifik bir profile sahip olduğunu da baştan bilmemizde fayda vardır. Şimdi o zaman bu faaliyette ne oluyor diye düşünelim. Buraya basit bir grafik oluşturmaya çalıştım ben. Bu yatay eksende zamanın ve ritmin bulunduğunu düşünelim. Dikey eksende de farklı ses yüksekliklerine sahip perdeler yer alıyor. Yani belli bir frekansa sahip olan, belli bir titreşim sayısına sahip olan sesler yer alıyor. Teorisyenler ya sesler arasındaki harekete odaklı bir bakışla orada olup biteni açıklama çabası içinde oluyorlar. Ya da bunlar arasındaki mesafelere ve bunların düzenleniş tarzına odaklanarak bir açıklama faaliyetinde oluyorlar. Birazdan zaten sunumlar ilerledikçe, slaytlar ilerledikçe aralarındaki ilişkileri göreceğiz. Ama şimdiden aklımızda kalmasını arzu ettiğim husus, bir tanesi statik yapıya odaklı ve ölçme amaçlı bir eğilimi temsil ediyor. Bu da bir teori faaliyet. Diğeri ise harekete, o hareketin bulunduğu, konumlandığı yere ve hareketin tarzına odaklı bir açıklama ortaya koymayı hedefliyor. Böylece bu iki ana eğilim birçok kültürde teori faaliyetlerinin odağında olmuş, o bilgi üretmenin mekanizması olmuş unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Burada ben kabaca bir sınıflandırma yapmaya çalıştım. Bu iki temel nazar ediş, yani burada o müziğin unsurlarına odaklanma anlamında kullanıyorum bunu. Yoksa nazar etme ne olur, çalış senin de olur gibi bir durum söz konusu değil burada. Bir tanesini şöyle adlandırıyorum, o yapıya odaklılığı, dizi merkezli nazar eyler. Diğerini de hareket odaklı olanı da ezgi merkezli nazar eyler diye adlandırıyorum ben. Ve burada görebilirsiniz o sütunlar boyunca, aslında mantıkları arasında yönelim bakımından çok temel farklılıklar var. Yani aynı şeyi açıklamak istemelerine rağmen teorik yönelimleri ve dikkat kesildikleri hususlar birbirinden ciddi şekilde farklılıklar arz ediyor.
İşte bir tanesi mesela perdelere odaklıyken diğeri bunlar arasındaki mesafelere odaklı. İşte bir tanesi devir, daire, dizi gibi kavramlar kullanırken diğeri makam, yer, mahal, mertebe, mevki gibi kavramları kullanmaya odaklı. Bir tanesi sabit ve değişmez bir yerleşim öngörürken diğeri namenin hareket ettiği bölgeye odaklanan, dolayısıyla değişik konumları anlamaya ve oraya olup biteni açıklamaya çalışan bir modeli öngörüyor gibi detayları var. Çok da şey yapmayalım ama yönelimleri birbirinden farklı. Şimdi benim buradaki sunumumda ben kendi araştırmalarım sırasında da ortaya koydum ki bizim elimizde İslam'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ulaşan süreç boyunca şekillenmiş musiki nazariyatıyla ilgili kaynaklar aslında bu iki temel teorik yönelim içerisinde sınıflandırılabilir görünüyor zaten. Fakat ilginç olan şey şu, bu kronolojik bir anlatımdan ziyade modellerin ilkesel olarak dayandığı hususlara odaklı bir sınıflandırma benim buradaki çalışmam. Bu aralık, cins, oktav, daire, şey, dizi gibi kavramları esas alan dizi merkezli yaklaşımlardan ilki, İslam nazariyecilerin antik Yunan'dan öğrendikleri ve giderek üzerine yeni bilgiler ilave ettikleri devir, daire ve şed kavramlarının merkezde olduğu bir model. Ben bunu o demin ilk tanımladığım kuramsal bir, yani o kontemplatif dedikleri tarzdaki bir model olarak değerlendiriyorum. İkincisi de Cumhuriyet dönemine gelen Osmanlı'nın aslında son dönemlerinde başlayan Avrupa müzik teorisiyle mukayeseler ve giderek Avrupa müzik teorisinin merkezi bir konuma geldiği tonaliteye dayalı, yani Avrupa müzik teorisinin o armoni tonalite teorisini temel alan, makamları da bunun içerisinde konumlandıran yaklaşımını bu kategoride değerlendirebiliyoruz. Buna karşılık Osmanlı dünyasında özellikle 15. yüzyıldan itibaren neredeyse 20. yüzyıl başlarına kadar getirdiği kendine özgü bir bilme modeli olarak ve makam kavramının daima temel alındığı iki temel model var olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki biraz sufi çevrelerle, biraz bu ezoterik, gizli bilgi veya işte sembolik ifadelerin ön plana çıktığı, dolayısıyla da yine antik Yunan'daki bazı metafizik geleneklerle, felsefe anlayışlarıyla çok yakından bağlantıları olan ve benim batıni sembolizme dayalı makam modeli diye nitelendirdiğim bir model. Birazdan özelliklerini göreceğiz. Bunlar nazari modeller işte, yani o antik Yunan'daki faaliyeti gerçekten içeren bir boyutu var. Bir diğeri de Osmanlı'da özellikle 17. yüzyılın sonları, 18. yüzyılın başları itibariyle somutlaşmış ve belki ilk tipik ifade edilişini Kantemiroğlu'nun ünlü çalışmasında bulan ve kompozisyona dayalı bilginin seyir kavramına odaklandığı, ama buradaki seyirin birazdan ilişkilerini yine anlatacağım, eser boyunca takip edilmesi gereken name üretimine yönelik stratejiler. Dolayısıyla mutlaka bestecilik nosyonunun teorisyenlikten öte devrede olduğu bir seyir kavramının ön plana çıktığı, Cumhuriyet'e de devreden, o süreçteki nazari faaliyetlere de devreden bir boyutu olduğunu göreceğiz. Bu dört model üzerinde size bilgiler aktarmaya çalışacağım. Tabii sizlerin soruları, ilaveleri, katkıları olursa ayrıca bu sunum çok daha renkli bir boyuta gelecektir. Şimdi burada iki tane size daire gösteriyorum. Yani önce bir süreye her ikisine de mukayeseli olarak bakmakta fayda var. Ama bu temsil biçiminin deminden beri açıklamaya çalıştığım iki temel hususu çok mükemmel şekilde temsil ettiklerini, içeriklerinin, o iki dairenin içeriklerinin birbirinden taban tabana zıt diyebileceğimiz bir mantıkla farklı olduğunu en azından görsel olarak görme imkanımız var. Burada temsil açısından, muhteva açısından ve bağlam açısından farklı nazari modellerle karşı karşıya olduğumuzu belki en güzel gösterecek iki tane diyagramdan bahsediyoruz. Yine hususiyetlerini birazdan anlatacağım ama kabaca baktığımızda daire, yıldız şekli veya bir göz bebeği şekli, bunun içerisinde de müzeye ait unsurlara yer veren bir takım semboller, işte aralığı sembolize eden veya uyumlu addedilen aralıkları sembolize eden hatların birleşimi gibi hususları ilk dairede görebiliriz. İkincisinde de
avazelerdir başlığı altında işte seyyarelerden bahseden, onları bir takım karakterlerle toprak, su, hava, ateş gibi dört temel unsurla irtibatlandıran bir içeriği görüyoruz. İkisi iki zıt teorik yönelimin en mükemmel ve bizim Osmanlı İslam ve Osmanlı nazari geleneklerinde karşımıza çıkan temsilleri olarak görülüyor. Bu tablo sunum boyunca anlatılacakların bir anlamda biraz bir genel çerçevesini temsil eder. Nazari model dediğimizde bundan ne anlamamız gerekir? Yani o nazari modeller içerikleri bakımından nasıl tespit edilebilir? Burada özet bir şekilde sanki onu aktardığımı düşünüyorum. Çünkü mesela bir nazari modele baktığımızda bu model hangi temel kavramı esas alıyor? Bir şeyi açıklama ya da tarif etme tarzı ne? Yani nelere dayalı olarak açıklamalarını meydana getiriyor? Bu unsurları nasıl sınıflandırıyor? Yani sınıflandırma tarzı ne nazari modeller içerisinde? Hangi diller içerisinde şekillenmiş bu nazari modeller? Çünkü bir nazari modelin Arapça'da ve Farsça'da ifade edilmesiyle Türkçe'de, Osmanlıca'da veya Rumca, Ermenice kaynaklarda ifade edilişinde en azından takip edilen mantık bakımından bazı farklılıklar olduğunu çok net görüyoruz ve biliyoruz. Ama en önemli ve en temel göstergelerinden bir tanesi nasıl bir terminoloji kullanıyor. Yani bir teoriyi anlamamıza yol açan o nazari model ne tür kelimeler, terimler üzerinden bu açıklamayı meydana getiriyor. O zaman bir nazari modeli değerlendirirken burada sunmaya çalıştığım 5 temel kategorinin o modelleri anlamakta birer anahtar olarak kullanılabileceğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Şimdi bunlardan ilki, hızlıca bazı detaylarını geçelim. Devir nazariyesi. Devir tabii bir konsept. Yani bunun felsefi temelleri var, inanç boyutuyla ilgili temelleri var. Değişik dinlerde ve o dinlerin sembolleri içerisinde yer alıyor. Platon'da mesela bir mükemmelliğin timsali olan bir şey daire. O yüzden bir takım dini mektepler daire sembolizmini daima tanrısal bir sembol olarak anlandırmıştır. Çünkü eğer daire mükemmelliği temsil ediyorsa ve kusursuzluk sıfatı da sadece yaratıcı tanrıya mahsus bir şeyse, tanrı bir grafik temsil olarak en mükemmel neyle ifade edilebilir? Daireyle ifade edilebilir gibi bir sembolizmin ürününü işte musiki nazariyatıyla ilgili bir alanda böyle karşımıza çıkmış bir şekilde görebiliyoruz. Genel olarak İslam ve Osmanlı dönemindeki müzik teorisi kaynaklarına edvar denilmesinde bile edvar devirler demek. Yani devir kelimesinin çoğulu edvar. O döngüler, devirler başlanılan yere dönme. Yani ana kavram bu. Başlanılan yere dönmek. Şimdi bir tabir hatırlayalım. Haydan gelen huya gider. Yani o başlanılan yere dönme fikrinin gerek felsefede, gerek din alanında, gerek metafizik alanda ama özellikle neoplatonizm ve tasavvuf ekolleri içerisinde çok temel bir yeri olduğunu biliyoruz. Zaten ne demiştim? Teorisyen dediğimiz insan biraz özel bir profil. Bunun içerisinde mutasavvuflar var, işte arifler var, alimler var, din adamları var, ilahiyatçılar var. O zaman demek ki müzik teorisi üzerine yazdığını ya da konuştuğunu düşündüğümüz herkesin sadece müziğin unsurlarına odaklı olmakla yetinmeyip müziğe de o felsefi yorumlama ufku içerisinde zemin sağlayacak başka bazı alanlardan bu bilgilerini tedarik ettiklerini, hatta belki giderek müziği onları açıklamak üzere sembolik bir alan, bir temsil alanı olarak kullandıklarını çok net görebiliriz. Bu modelin en temel özelliği bu antik Yunan'daki matematikçi Pisagorcu ekolün tipik bir temsilidir diyebiliriz. Burada dört temel bilim, quadrivium, Orta Çağ dünyasında öyle adlandırılıyor. Dört yol, bilginin dört temel yolu. Ne bunlar? Aritmetik, geometri, astronomi ve müzik. Bunlara dayalı olan bir bilginin Maragalı Abdülkadir'deki Buselik dairesinin, yani bizi bugün makam diye adlandırıyoruz ama daire konsepti biraz daha farklı bir şey. Onu da birazdan yine izah etmeye çalışacağım. Onda nasıl tezahür ettiğini görebiliyoruz burada. Yani müzikte Buselik denilen bir şeyin teorisyenler nazarında nasıl anlaşılıp izah edildiğini burada ne yapabiliriz? Bu temsil üzerinde çok net bir şekilde görebiliriz. Hemen bir bilgi,
ne temsil ediyor burada genel bir diyagram? Daire dediğimiz gibi bu mükemmelliğin bir kere, yani kainat sistemi, işte tanrısal düzenin mükemmelliği, kusursuzluğu, oradaki işleyiş ve başlanılan yere dönme sembolizmini burada bu daire üzerinde görebiliyoruz. Yanlarındaki bu alfabe harflerinin her biri aslında bir rakam aynı zamanda. Yani A, B, C'den öte 1, 2, 3 diye düşünmemiz lazım bunları. Dolayısıyla A'dan başlayarak bir döngünün 18'e kadar geldiğini ve aslında 18'de 1'in çakışık durumda olduğunu ama geometrik temsil açısından onun da ayrı bir ses olarak gösterildiğini burada görüyoruz. Ha, bu devir bizim bugün müzikçilerin oktav ya da sekizli dediği şeyi temsil eden bir husustur. Tek farkı şudur, sekizli olarak addedilen ses, birincinin oktavı spiral olarak düşündüğünüz aralığında yükseklik farkı var ama aslında aynı hizadalar noktasal olarak. Dolayısıyla o başlanılan yere dönme fikrinin burada korunmuş olduğunu, o yüzden dairenin kullanılır olduğunu görüyoruz. Bu BT simgeleri tanini bakiye aralıklarını temsil ediyor. Bunlar antik Yunan'dan beri işte kullanılan müzikteki perdeler arasındaki aralıklar, limma aralığı deniliyor bakiyeye. Tanini de tonoi diye adlandırıyor antik Yunan'da. Zaten Arapçaya tanini kelimesinin geçişi antik Yunan'daki o isimden kaynaklı. Bu dörtler ve beşler ne dersek, yine Pisagorcu geleneğin burada izlerini görüyoruz. Çünkü Pisagorcular oktav aralığını, dörtlü aralığını ve beşli aralığını kainatın da o tetraktis dedikleri mükemmel kuruluşunun en uyumlu, müzikteki en uyumlu karşılıkları olarak addederler. Mimarlar için de bu oranlar çok önemlidir. Yüzyıllar boyunca mimarlar bu oranlar dahilinde binalarını inşa etmişlerdir. Özellikle Vitruvius'un mimarlık üzerine olan kitabında bu bilgiyi birebir görebiliriz yani. Bu da gösteriyor ki teorisyen sadece müzikle uğraşmıyor. Bir kez daha hatırlatıyorum. O bilgi mimar için de geçerli. Bu aritmetik geometri bilgisine ihtiyaç duyan, o alanda faaliyet yapan her tür bilim, sanat, felsefe erbabı için geçerli bir model durumunda. Bu dörtler ve beşler hat olarak birleştirildiğinde şöyle düşünün şimdi. B harfiyle bu YB harfi, bu şu anda 12 demek, o da 2 demek. Yani oktavı 18 aralığa bölmüş olan sistemde ikinci perde ile 12. perdeyi birleştiren hat tam beşli aralığına sahip. Dolayısıyla mükemmel uyum aralıklarından bir tanesini ihtiva eden bir hat göstermiş oluyor. Bu dörtleri ve beşleri teorisyenler birleştirdiklerinde yıldız benzeri görüntüler elde edince aynı zamanda astronomi bilgisinin bir grafik temsilini elde etmiş oluyorlar. Bu da şurada tanımlanan o dört tane hususun müzik, aritmetik, geometri ve astronomi arasındaki birbirini bütünleyen bilginin deyim yerindeyse kusursuz bir temsili olmuş oluyor. Yani modelin ana ilkelerini Pisagorcu matematikçilik ekolü içerisinde bulabiliyoruz diyelim, ilerleyelim. Şimdi burada tabii bunun bir uyum ve nizam fikri var. Uyum ve nizamın ölçülebilirliği var. Bu ölçme üzerinden uyumu ve nizamı anlama imkanının olduğu düşüncesi var bu teorik faaliyetin içinde. Yani şöyle düşünün. Tanrı kainatı yarattı, tüm canlıları yarattı efendim ve bunlar arasında mükemmel bir işleyiş kurdu, döngüsel bir işleyiş kurdu. Ben bunu anlamak istiyorum. Bunu anlarken de müziği bir model olarak kullanacağım. Müziğin unsurlarını bir model olarak kullanacağım. Burada bazı şeyleri ölçebilirsem kainattaki işleyişin nasıl olduğunu anlamamın deyim yerindeyse bir modelini elde edebilirim diye düşünüyor buradaki teorisyen bütün bunları yaparken. O yüzden de başlıyor müziğin unsurları arasındaki unsurları, aralıkları ölçmeye, birbirleri arasındaki sayısal oranları anlamaya, dörtlü dediğimiz şeyi, beşli dediğimiz şeyi ve sekizli dediğimiz şeyi nasıl birleştirebileceğini, o uyumlu parçalardan tırnak içinde kainattaki gezegenler arasındaki ilişkileri nasıl izah edebileceğini falan. Yani inanılmaz açılımları olan bir modelle karşı karşıyayız burada. Demin ne demiştik? Teoriler gelir giderler, bir kısmı işe yaramaz bile olsa güç ve etkilerini sürdürebilirler diye. Bu model bugün hala bunun üzerinde çalışabilecek, düşünebilecek kişiler için bir zemin olma imkanını sürdürüyor.
Bütün mesele buna odaklanıp neyi anlatıp neyi anlatmadığını, neyi kapsamına dahil edip neyi hariç bıraktığını eleştiren bir gözle bugün, daha iyi anlamaya çalışan bir gözle ele almaya dayanır. Sistemin içerisinde bakın nazariyecilere göre ama, dikkat edin nazariyecilere göre 3 tip aralık olduğunu iddia ediyorlar ezgi yapımı için. Bir tanesine tanini, bir tanesine bakiye, bir tanesine mücennep diyorlar. Bu tanini dedik antik Yunan'daki tonoi, bakiye limma dedikleri aralık, birebir kalıntı denilen yani dörtlüden iki tane tonoi'yi çıkartırsanız geriye kalan aralıktır bu. Pisagorcu nazariyeye göre bu uyumsuz bir aralıktır. Yani kendisinde uyumlu melodiler üretme kabiliyeti olmayan bir aralıktır. Mücennep bu aralığın uyumsuzluk ve uğursuzluk vasfını bertaraf etmek için teorisyenlerin geliştirdiği ve uyumlu güzel aralıklar yapılması için kullanılmasını icracıya telkin ettiği. Yani icracı bakiye aralığıyla müzik yapıyorsa bak sen aslında uyumsuz bir aralıkla müzik yapıyorsun. Mücennep aralığıyla müzik yap. Daha doğru uyumlu melodiler elde edersin. Öyle bir idealleştirici bir boyutu da var onun. Mücennep de bilirsiniz canip yanındaki demek. Yani bakiye aralığının hemen yanında bulunan diğer bir aralıkla melodi yaparsanız onun uyumsuzluğundan kurtulmuş olacağınız gibi kulağa daha hoş gelen sesler elde edileceğini iddia eden bir teorik bakışla burada karşı karşıya geliyoruz. Mantığı da belli. Yani şey gibi Lego parçalarına benziyor bu. Bir takım uyumlu parçalar önce imal ediyorsunuz. Sonra bunları birbirine ekleyerek bütün daha geniş ses organizasyonu sahaları elde ediyorsunuz ve bütün o müzik alanında olup biteni izah etmeye başlıyorsunuz. Burada şimdi yavaş yavaş modelin yürüttüğü mantığı da görebilirsiniz. Mesela dörtlü aralığını temel almış. Niye dörtlü aralığını temel alıyor? Bu sorunun müzik içerisinde düşünüldüğünde hiçbir ikna edici karşılığı yok. Yani hani dörtlüyü üçlüden, dörtlüyü beşliden, dörtlüyü altılıdan daha üstün kılan aslında hiçbir meziyeti yok. Ama dörtlünün Pisagorculuk içerisinde çok temel bir rol var. Bütün o neoplatonizme, işte felsefi çalışmalara, matematik bilginin gelişimine temel oluşturan tetrakt hislerinden bir şeyle karşı karşıyayız orada. Yani müzikte 4 bölü 3 rakamıyla ifade edilen o aralık genişliği aslında Pisagorculuğun müzik nazariyeti alanında ona inanan teorisyenler tarafından vurulmuş bir damgasıdır. Çünkü tetraktis toprak, su, hava, ateşle beraber metafizik mekteplerdeki kainatın yaratılmışının 4 evresini, 4 yönü, yani dörtlü olarak sınıflandırılacak hayatta insan ömrünün 4 evresi, 4 mevsim, günün 4 evresi, sayısız unsurla bu dörtlü modelleri izah edebiliriz. Bunun müzik nazariyatındaki karşılığı dörtlü oluyor. Teorisyenler de uyumlu dörtlüleri imal edersek ve bunun üzerinde ölçmeye dayalı, bunların bir kısmı tamamen ihtimale dayalı hesaplamalar da olabilir. Yani gerçekliği olmayan ama uyum arayışı bakımından, ölçme ufkunun bize kazandırabilecekleri perspektifi bakımından düşünüldüğünde dörtlü üzerine yapılan araştırmalar bütün bu matematik temelli modellerde merkezi bir rol kazanıyor. Ama şunu ısrarla vurgulamak isterim. Matematikçi pisagorculuk bugün düşündüğümüz anlamda sadece pozitif bilime dönük bir çalışma değil. Sayı sembolizmi olduğu için işin içerisinde aynı zamanda bir inanç sembolizmini sayı üzerinden devam ettirdiğini burada göz ardı etmememiz ve bunu mutlaka bu teorik faaliyetlerde önemli bir etken, şekillendirici ve belirleyici bir etken olarak göz önünde bulundurmamız gerekir. Kabaca söyleyelim. Bakın tanesi bakiye bu C harfleri de mücennep aralıklarını gösteriyor. Burada işte başlıyor şimdi müzik unsurlarını sınıflandırmaya dönük çabayı ilk bu dörtlü girişiminde buluyoruz. Mesela bir modele göre aslında 7, diğer bir modele göre 9 temel oluşturucu modül. Şu ikisi istisnadır. 8. ve 9. Çünkü bunlar üçlü kategoridedir. 7 temel tetrakordu oluşturup, dörtlü ya da cins diye bilinen grupları oluşturup, sonra bunları oktav oluşturucu modellerde dediğim gibi Lego parçaları gibi kullanmak. Yani imal edilmiş bir Lego parçası düşünün. Bundan değişik eklemeler yapmak suretiyle giderek kendi özgün şekillerinizi, bu şu anlama gelir, müzikte kullanılabilecek farklı dizi seçeneklerini imal edebilirsiniz demektir. Ama bunlar oluşturucu modüller olarak
teorisyenlerin kafa yorduğu ve sınıflandırdığı birimler şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi bu uyumlu devir oluşturmanın ilkeleri dediğimizde bir ismi özellikle zikretmemiz lazım. 13. yüzyılda Urmiye'de, İran'da Urmiye'de Safiyüddin Abdülmümin, bütün Arap, Fars, Türk ve giderek İslam dünyasının musiki nazariyatının devrimci teorisyenlerinden bir tanesi o. Sadece kendinden önceki modellere bağlı kalmayıp o modelleri yeniden yorumlamak ve yeni tarzda bir açıklama ve sınıflandırmayla onu yeniden inşa etmek suretiyle bir çığır açmış bir teorisyen. O yüzden müzik tarihinde, genel olarak müzik tarihinde çok istisnai bir yeri var Safiyüddin'in. Öyle ki mistik bazı mektepler onu bir tür şey, sufi, ermiş gibi gördükleri için, hani kitabını okumamış olsalar bile bir Abdülmümin Safiyüddin efsanesi onlar arasında saygı gösterilen bir figür olarak yer alıyor. Tıpkı Pisagor, işte İdris Peygamber gibi, yani Farabi ve Safiyüddin'in öyle istisnai bir niteliği de var teori tarihinde aynı zamanda. Fakat Safiyüddin'in modelini analiz ettiğimizde bir teorisyen olarak kendisinden bekleneceği üzere bir takım tercihler yaptığını görüyoruz. Yani müziğin bütününü açıklama iddiasında ama yaptığı tercihler bakımından bir takım sınırlılıkları var Safiyüddin'in. Ve Farabi ile bir mukayese yaptığımızda Farabi'ye göre Safiyüddin'in biraz daha sınırlı. Dolayısıyla demek ki bazı şeylere biraz daha sadakatle bağlı. Yani inandığı, bağlandığı kanal her neyse onun bazı prensiplerine daha fazla sadık kaldığını görebiliyoruz. Türkiye'de henüz bu modellerin çok ayrıntılı eleştirel analizleri ve değerlendirmeleri yapılmadı. Ama öncü araştırmalarda bile dikkatle bakıldığında bu farklılıkları tarif etmek, ayırt etmek mümkün görünüyor. O yüzden özellikle müzikolog arkadaşlarımıza, müzik teorisyen arkadaşlarımıza bu konulara titizlikle önem vererek üzerinde durmalarını ve bazı ezberci tekrarlardan özenle kaçınmalarını. Yani hani bir teori geleneği var, bin yıldır devam ediyor ve hep aynı. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu bir galatı meşhur. Yani ne kadar yaygın bilinse de o kadar yaygınlığı oranında yanlış bir bilgidir bu. Sadece Safiyüddin ile Maragalı arasında bile akıl almaz sayıda farklılık vardır. Bunu söyleyerek devam edelim. Mesela ne yapıyor Safiyüddin? 7 tane dörtlü seçiyor. Kendisi açısından uyumlu olduğunu iddia ettiği. 12 tane de beşli seçiyor. Fakat aslında ihtimallere bakıldığında ne dörtlüleri 7 ile sınırlandırmak mümkün ne de beşlileri 12 ile sınırlandırmak mümkün. Ama o 7 ve 12 rakamlarının temsil ettiği sembolizme dikkat edilirse bunu bu şekilde seçmek suretiyle bile aslında tırnak içinde sadece müzik teorisi yapmak derdinde olmadığını açıkça ayan beyan ortaya koymuş oluyor. İlerleyelim. Şimdi bakın. Dörtlüyü demin inşa ettiler ya, şimdi bunlara tanini ekleyerek beşlileri oluşturmaya başlıyorlar. Prensip ne gene kendileri açısından? Daha geniş ses organizasyonları elde ederken uyumlu diye nitelendirdiği parçaların sayısal ihtimalini çoğaltmak ve bunların permütasyonları yoluyla yeni seçenekleri üretebilir kılmak. Hemen bir bilgi, özellikle teorisyenlerin dikkatinden kaçmamasını arzu ettiğim bir bilgi. Bakın dikkat edin şurada, şöyle ilerleyelim. Tanini kategorisi buraya geldiğinde zâid dediğimiz önce mücennep sonra bakiye olacak şekilde aynı genişlik iki parçaya bölünmüş olarak karşımıza çıkıyor. Sonra bakıyoruz bu parçayı bir başka beşlinin oluşumunda kullanıyor. Daha da ilgincine şu seçeneğe bakarsanız açık seçik görürsünüz ki burada aslında dörtlü aralığı yoktur. Bu sadece beşliye tanımlanabilir. Çünkü bu aslında dörtlü artı tanini değil, iki tane üçlünün birleşimiyle elde edilmiş bir beşlidir. Sadece bu bile, hani Yalçın Tura hocamızın bir tabirini kullanalım, Safiyüddin sisteminin o teorik mükemmelliği, görünüşteki mükemmelliği aslında sistemin içinde bulunan büyük bir çatlağa işaret eder. Çünkü aslında Safiyüddin üçlüleri birleştirmek suretiyle bir beşli elde ettiği halde bu tabloya bakan herkes dörtlülere sadece tanini eklenerek beşlilerin elde edildiği izlenimini ne yapmaktadır? Öyle bir illüzyon, bir algı yanılsamasıyla böyle bir şey olduğuna inanmaktadır. Ve 20. yüzyılda bu konuları yazan hala bugün maalesef akademik çevrelerde beşli dörtlüye tanini eklenmesiyle oluşur gibi
son derece hatalı bir genel geçer kuralın imal edilmesine bile yol açmış olur. Aslında dikkatli gözler, buradaki şurada da görebilirsiniz onu. Bakın burada da bir üçlü var, bu da bir üçlü. Dolayısıyla bu ve bu seçenek, şu ikinci seçenek, yani Büzürk ile Zirefkent diyelim, bunların oluşma biçimi Safiyüddin sisteminde bile aslında üçlülerle meydana getirilmiş beşlilerin mevcut olduğunu gösterir. Biz mesela bugün o tür unsurları hani çeşni meşni gibi tabirlerle karşılamaya çalışıyoruz ya, bunların doğru olmadığını, biraz daha bu konulara dikkat kesilmek gerektiğini en azından dikkatlerinize arz etmiş olayım. Bakın şimdi Ali Şah aslında 15. yüzyıl itibariyle Timurlu Hanedanı içerisindeki muziki nazareti çalışmalarının Safiyüddin temelli olarak önemli takipçilerinden bir tanesidir Ali Şah bin Acumke. Bakın Ali Şah bize 19 tane beşli vermektedir. Yani sırf bu durum bile Safiyüddin'in niye 12 tane beşliyi uyumlu addettiğini ve diğerlerini uyumsuz gibi gösterme çabası içinde olduğunu sadece müzik teorisi içinde ve aile ekol içinde iki farklı nazariyecinin çalışmaları bakımından açıkça görmemize imkan tanımaktadır. Ali Şah hatta bazı satırlarında eğer dikkatli okunursa Safiyüddin'in bu ve benzeri kısıtlayıcı tercihlerini aslında açıkça eleştirir. Çünkü uygulayan yani icracı müzisyenlerin Safiyüddin'in kısıtladığının dışında seçenekleri kullandıklarını ve onların buradaki ihtimaller içerisinde gösterilmiş olduğunu açıkça ifade eder. Demek ki nazari modeller kavrayışı aslında tek tek kaynakları ve onlar arasındaki ilişkileri anlamak bakımından da çok işlevsel bir konu gibi görünüyor. Bakın Mahmud bin Abdülaziz Osmanlı Sarayı'nda Maragalı Abdülkadir'in oğlu, torunu. O da yazmış olduğu, dedesinin kitabı üzerinden yazmış olduğu kaynakta 16. yüzyıla doğru. O da bize 15 tane ve hatta şu sonuncusu, şu son ikincisi, iki tanesi diyelim, Ferhunde diye adlandırdığı, kendi buluşu olduğunu iddia ettiği iki tane yeni beşliğe karşılık geliyor. Hakikaten de eski neva cinsine bu zayit aralıkla bölünmüş tanini aralığını ekleyerek oluşturmuş bir tanesini, diğerini de buselik diye bilinene ekleyerek bulmuş. Mesela bunlar teorisyenlerin aynı zamanda yeni uyumlu beşliler geliştirebilecekleri yönündeki çabanın da mükemmel bir örneğini oluşturuyor. Ne demek istiyorum? O model geçerli olmaya devam etse bile aradan geçen süreçler veya o faaliyeti sürdüren teorisyenler, kişiler tarafından bu bilginin farklı şekillerde kullanılmaya, geliştirilmeye ya da dönüştürülmeye açık bir şekilde olduğunu gösteriyor. Teori alanı asla donmuş bir alan değildir, böyle algılanmamalıdır. Bugünün modern dünyasında bizler müzik teorisi denildiğince sabit ve değişmeyen müzik kuralları gibi bir anlayış içerisinde kendimizi konumlandırıyoruz. Bu da teorik yöndeki bütün çalışmaların önüne çok büyük bir engel teşkil ediyor. Çünkü bu alanda yapılabilecek bir şey yokmuş gibi düşünüldüğü ve kabul edildiği için hem tarihsel sürecin eleştirilmesinden yoksun kalmış oluyoruz, hem de yeni yapabileceğimiz bilgi üretimi faaliyetlerine açıkça ket vurmuş oluyoruz. Bir bilgi, bakın 11. yüzyılda Richenoğlu Berno, bir Avrupalı müzik teorisyeni, 11. yüzyılda bizim sadece İslam teorisyenlerine aitmiş gibi düşündüğümüz dörtlü ve birleşmelerin, beşlerin birleştirilmesi yoluyla oktav dizilerini elde etmenindeki modeli aynen onun da kullandığını görüyoruz. Yani Avrupa model teorisinin gelişiminde de Pisagorcu geleneğe bağlı teorisyenlerin oralarda da benzer faaliyetleri sürdürdüğünün en mükemmel örneklerinden birisini burada görebiliyoruz. O yüzden Safiyüddin dörtlüleri, beşlileri aldı, birleştirdi, oktavları elde etti, yeni bir sistem kurdu. Bu da bir efsanedir, doğru değildir. Bu ekole bağlı kalan farklı teorisyenler değişik yüzyıllarda Avrupa kültür dünyasının içinde de olsa, İslam dünyasının, Osmanlı dünyasının içinde de olsa o prensipleri sürdürerek bu faaliyeti devam ettirmişlerdir. Bunun müzik tarihi içerisinde çok sayıda örneği var. Burada tabii mukayeseli çalışmaların veya tamamlayıcı nitelikteki çalışmaların bu bilgi eksiklerimizi gidermeye önemli katkılar sağlayacağını söyleyebiliriz.